Selamünaleyküm arkadaşlar. Hyundai'mizin motorunu Allah'ın izniyle toplayacağız. Arkadaşlar, Hyundai'ye yapılan işlemi bahsedeyim sizlere. Pistonları göstermiştik daha öncesinden. Subapların nasıl kaçırdığını göstermiştik. Subaplar vesaire değişti. Şöyle göstereyim. Subap ayarları yapıldı. Biraz kirli gözükebilir, yağlı gözükebilir. Bunların hepsini yıkayacağım toplama aşamasında. Birazdan geçeceğim zaten toplama aşamasında. Sorduğunuz sorular vardı arkadaşlar. Dediniz ki yapılmış motor tekrar kullanılır mı? Bakın şurada mesela iz vardı. Çok az bir şey alabilmişler ama gene burası burada kalmış. Bu segment kırığından dolayı çıkmadı arkadaşlar. Daha önce buji değiştiren bir arkadaşımız platin, yani bujinin kenarındaki platin elmas, yani platini koptuğu için arkadaşlar içeriye girmiş. Zaten müşterimiz de demiş ki yani bunun ucu nerede, o da içeride, büyük bir ihtimal içeridedir demiş. Çıkartmak için biraz bakmışlar ama yememiş. İçeride gezen o arkadaşlar, bu silindirde bu izi yapan bujinin ucundaki o elmas dediğimiz o küçük bir malzeme, porselen gibi düşünün yani. Onu parçalamış büyük bir ihtimal içeride. Subaplardan birinden çıkmış. Eğer ucu metal, bu ucu buraya düşmüş olsaydı daha fazla zarara yol açabilirdi ama Allah'tan ki orası düşmüş. Çok fazla bir zayiat yok sindir kapak yüzeyinde. Bu şekilde kurtardık. Bir de şunu soruyorsunuz. Yapılan motor, hani motor yapıyorsunuz. Bu motorlar kullanılır mı, binilir mi arkadaşlar? Yapılan işlemi, fabrikasyonda yapılan işlemin hemen hemen aynısını yapıyoruz. Sadece tek fark arkadaşlar, silindir hacmini biraz daha açıp 0.50 pistona, yani bir büyük pistona geçmek zorunda kalıyoruz. Pistonları hatta şöyle göstereyim. Bunları anlamanız için arkadaşlar, şurada mesela 0.50 yazar. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Bunu anlamanız için motorun silindir kapağını söküp kontrol etmeniz gerekiyor. Onun aksi takdirde bunu kullanarak vesaire performansında bunu anlama gibi bir şansınız yok. Ben de şöyle söyleyeyim size, yani bu motor orijinal geldi bana, hiç kurcalanmamış aracın üzerinde. Bu çok güzel bir şey, kurcalanmaması. Kurcalanmaması bize neyi sağlıyor arkadaşlar? Rahat bir şekilde, hani hiç sökülmemiş gibi, hangi civata, hangi renk, nereden çıkmışsa anahtarla sıkarak tekrar eski halini topluyoruz. Yani dışarıdan böyle baktığınızda motor sökülmüş, işte buraya bu işlem yapılmış gibi gözükmesin diye hani temiz, titiz bir işçilik yapıyoruz. Belki bu bizi 1 saat ya da 2 saat ileri atıyor ama önemli değil. Hani sökülmüş denmesindense sökülmemiş, motor yapılmış densin ama hani kaputu açıldığında ya bunda nasıl motor yapılmış, işte silikon vesaire sarkması ya da dışarı çıkması olmasın diye, yani böyle söylenmesin diye arkadaşlar biraz da özene bezene motorları topluyoruz. Özellikle bu motorları. Bir iki kere sökülmüş motorlar zaten bizden önceki arkadaşlar işini yapanlarda problem yok. Yine orijinal gibi biz de söküyoruz ama hani bazen civatalar yalama oluyor vesaire, ya kaçaklar oluyor, bir taraflar kırılmış oluyor. O tür motorlara bir şey yapamıyoruz. Değiştiremeyeceğimiz yerler oluyor çünkü. Onlara bir şey yapamıyoruz ama orijinal şekilde sökülen motorları orijinal şekilde geri toplamaya çalışıyoruz. Buna özen gösteriyoruz arkadaşlar. Motor kullanılabilir. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Hatta sizin için daha iyi. En azından LPG'de hani motor yapıldı dendi, sıvaplar vesaire değişti. Hani 60-70 bin diyorlar ya mesela, 100 bin gitti vesaire LPG'den dolayı. Şu anda 100 bin sadece sıvaplar yiyebilir. Yani sıvaplar 100 bin kilometre sonra LPG'den dolayı gidebilir. Durum bu. Fazla da konuşmaya gerek yok. Zaten ispiral sesi de başladı. Şuraları vesaire temizleyelim. Silindir kapağının üstüne koymadan önce alt bölümünü toplayacağım, yağ pompası vesaire. Bir dahaki kesikte de size bunun sentezini gösteririm. Buraları falan temizlemem lazım. Benzin istedim bunun için. En güzel kimyasal benzin. Temizleyeceğim arkadaşlar. Toplayacağım, dikeceğim. Dikerken de size kesikler göstereceğim. Yani sentezini gösteririm. Ondan sonra komple toplar, motorun üstüne, yani arabanın üstüne atarız. O şekilde yaparız. Ondan sonra diğer kesitleri falan tek tek part part gelir diye ümit ediyorum. Allah'tan bir şey olmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa arkadaşlar, motorumuzu bugün çalıştırmaya niyetim var. Hadi biz işe başlayalım arkadaşlar. Bir dahaki kesitte görüşürüz. Arkadaşlar Allah'a şükür motoru dizdim. Sindir kapağını vesairesini şöyle göstereyim size. Sentesinden bahsedeceğimi söylemiştim Elantra'nın. Şu gördüğünüz yaylı kısım egzoz, şu gördüğünüz de emme eksentriği.
Şurada bir çizgi var. Birbirine şöyle bakıyor arkadaşlar. Aynı zamanda şurada noktalar var. Bu zinciri dizerken bu noktalara denk getireceksiniz. Ondan sonra bir de altta bir nokta var arkadaşlar. Noktaya denk getireceksiniz. Ben şu an gergiyi attırmadım. O yüzden zincirim boşta. Sırf size göstermek için. Birazdan gergiyle attıracağız. Şunları da arkadaşlar dikkat edin. Burası gördüğünüz üzere E olan egzoz. E olan intek. Emme tarafı. Durum bu. Senteyi de böyle göstereyim dedim. Motor da bayağı bir neredeyse bitti gibi bir şey. Ön kapağını vesairesini takacağım. Şuradakiler arkadaşlar eğer bunu sökerseniz şuradaki contaları kesinlikle dikkat edin. Sonradan başınıza sıkıntı alabilirsiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim. İşte yağ basınç düşük vesaire gibi arızalar verebilir. Durum bu. Sizinle birlikte şunu çekelim. Bakalım kayış nerede çıktı? Zincir nasıl geliyor? İşte şimdi sentemiz tamam. Tut canım. Pim çek, bomba at. Gördüğünüz üzere zincirimiz gergin. Bayağı da bir gerdi zaten. Bomba bile pim çekinmeden patlamıyor. Durum bu. Şimdi yağ kapağını koyacağız. Bu araçlarda şuna dikkat edin arkadaşlar. Motor toplarken yağ filtresinin içini yağ doldurun. Ve üst taraflara yağ geldiğinde ya da şu müşürü, yağ müşürünü söküp arkadaşlar motoru biraz çevirin, yağ gelsin. Ya da ilk marşa basarken de birkaç kere marş yapıp o şekilde de yağ boşluğunu alabilirsiniz. Ama kesinlikle direkt aracı çalıştırmayın. Yani üst taraflara mümkünse yağ gelsin. Bir taraflara sarmasın, işimiz garanti olsun. İkinci bir seçenek daha var. Burayı aldınız mesela diyelim. Senteyi sağlamak için ne yapmanız gerekiyor? Bu arabanın yağ pompasını da ben değiştireceğim. Her motoru da değiştiriyorum çünkü. Şöyle gördüğünüz üzere şu kasnağın üzerinde bir çeltik var. Bu çertik arkadaşlar şu anda zaten derecesini görüyorsunuz. Hemen şöyle yağ pompasını da sizlere göstereyim. Orijinal Hyundai'nin yağ pompası. Hemen şu üzerindeki yere denk gelecek arkadaşlar. Buradan da sağlamasını yapabilirsiniz ama bu gösterdiğim çizgilerde işinizi görecektir. Toplamaya devam arkadaşlar. Bakalım Allah'tan bir şey olmazsa bugün marşına basmayı düşünüyorum. Eğer herhangi bir şey çıkmazsa, yağ kaçağı vesairesi, böyle şeyler başımıza gelmezse pazartesi günü bu arabayı teslim ederim diye düşünüyorum. Videoyu cumartesi günü çekiyorum. Cuma çalıştıralım bakalım neler olacak Allah'ın izniyle. Ama şunlara mutlaka dikkat edin. Biz çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gezelim motorumuzu. Motoru topladık, şimdi yerine atacağız. Allah'tan bir şey olmasa 2 saat sonra marşına basacağız. Arkadaşlar elantır hazır. Svobları değişti, pistonları değişti. Gömlekler açıldı, spreyliğe geçildi. Zaten toplama aşamasında vesairesini gördünüz. Şu anda herhangi problem yok. Isınma, isobet mi vardı? Yok. Yağ kaçakları vesaire, bunların hepsi kontrol edildi. Yok. Ne ön tarafta ne arka tarafta hiçbir şekilde. Şu an müşterimize teslim etmek üzere hazır. LPG'li araçlara ne yapılması gerekiyor diye sordunuz. Bence bunlar biraz da araç firmaların üretiminden kaynaklı arkadaşlar. Çünkü subablar hani biz üretmiyoruz ve biz üstüne takmadığımız için LPG uyumlu olmuyor ne yazık ki. Bu yüzden arkadaşlar LPG'de kuru yakıt olduğundan dolayı ister istemez subabları yakıyor. Benzin sıvı yakıt biraz daha yağlıyor. Tabii bunu teorik olarak söylüyorum ama LPG kuru yakıt olduğu için subablara ister istemez zarar veriyor. Bu her araba için geçerli değil ama yeni araçta özellikle yeni model araçlarda bir nevi belki alışımdan kaynaklı olabilir. Hani subabın yapım alışımından kaynaklı olabilir. Bir nevi biraz daha böyle. Opel'lerde mesela bu iş kronik. Hyundai'lerin bu kasalarında ama bunların mesela fabrika çıkışları var. Fabrika çıkışları Hyundai mesela üretiyor ya da Honda mesela fabrika çıkışları üretiyor. Belki bizim ülkemizde olan var, olmayan var. Ama fabrika çıkışlarında büyük bir ihtimal arkadaşlar subablarla alakalı iyileştirme yapılıp da veriliyor. Fakat sonradan LPG takılacak olan araçlara ister istemez yakıyor ve kurutuyor. Opel başta geliyor arkadaşlar. Diğer araçlarda peşin sıra devam ediyor. Opel'de garanti ama 50 bin 60 bin garanti. Hani 100 bin giden de olmuş olabilir. Bu araba gibi 120 bin giden de olmuş olabilir ama ister istemez bu LPG subablara bir şekilde zarar veriyor. Ha nasıl olsa zarar vermez.
Bazı araçlarda görüyorsunuz şurada burada bir yerde tank oluyor, oil tank dedikleri, üstünde yazıyor zaten. LPG gaz sistemiyle birlikte motorun içerisine bir yağ çekiyor gazla birlikte. Bu da subopları yağlıyor, işin aslı. Çok milim çekiyor ama subopları yağlamaya yarıyor. Bu da aracın subop ömrünü biraz daha uzatıyor. Bu şekilde bir yöntem bulmuşlar. O tüpleri sağda solda görüyorsunuz, o tüpler o işe yarıyor işte, içerisinde yağ konuluyor. Ve LPG'li araçlarda yağı çekmesine sebep oluyor ve LPG ile birlikte yakılıyor. İşin aslı bu. Valla ben güzel bir şey ortaya çıkarttım. Tabi gönül ister ki stoplar yanmasın, uzun vadede gidelim, tüpte de araçlarımızı rahat rahat kullanalım ama yapabilecek bir şey yok, yakıt tasarrufu diye alıyoruz ama böyle problemler çıkartabiliyor bize tüp. Benim tavsiyem aracı tabii ki de benzinle kullanmanız ama ülkemizde benzin ciddi anlamda pahalı ve ister istemez bu araçlar da yakıyor, 16 valflar özellikle yakıyor. LPG geçtiğinde kar tabi kurtarabiliyor. Bu yüzden arkadaşımız kullanmış ama dediğim gibi ya bunları, subopları LPG uyumlu, çünkü biz şu anda LPG uyumlu subop taktık. Yani üretenler o şekilde üretti, bize verdiler, biz de o şekilde taktık. Şimdi bunu fabrikadan ben kendim üretip de çıkartmadığım için bilmiyorum ama kendi orijinal subopları değil, LPG uyumlu subop taktık. Belki bu 200 bin gider, bilinmez. Bu 120 bin gitmişti, bu 200 bin gider. Belki 300 bin gider, o da bilinmez. Tabii ki firmaların ne ürettiğini bilmediğimiz için, ne içine koyduklarını bilmediğimiz için biz varsayımla ancak üzerinden konuşabiliyoruz. Net şu olur ya da bu olur demiyoruz ama Hyundai'm gerçekten sessiz çalışıyor. Beni de mutlu etti bu arada. En azından bilgiler paylaşmış olduk. Hyundai'nin sentesini paylaşmış olduk. Göstermiş olduk. Bu şekilde. LPG ile ilgili düşüncelerim de bu arkadaşlar. Bana sorarsanız taktırmayın ama uzun yolda kullanıyorsanız, yakıt tasarrufu yaptıracaksanız da takabilirsiniz ama problemler çıkıyor, çıkmıyor değil. Hani bunu LPG'ciler bile bazen araçları takarken kendileri söylüyorlar, abi işte böyle böyle uzun vadede swaplarınız yanacak veya yanmayacak diye kendi yorumlarını. Bana daha çok LPG'cilerin yorumları üzerinden gitseniz daha iyi olur. Çünkü bu işlerle uğraşıyorlar arkadaşlar. Onlar uğraşıyor. Ama bizler de tabii LPG swap yakma konusunda yaptığımız işleri de ortaya çıkartıyoruz. İkisini karma yapıp kendinize eğer LPG takmayı düşünüyorsanız kendinize bir yol çizebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hyundai'yi evine göndereceğim. Yarın sabah büyük bir ihtimal. En son testlerimi de yapacağım. Şu an çalışıyor zaten. En son testlerimi de gerçekleştirip evine göndereceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çoktan beğenmişsinizdir zaten diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtin. Sizce LPG nedir? Çünkü bu kanal içerisinde biliyorum benden kat kat daha çok bilgiye sahip olan insanlar var ve yorumlarda bizi kesinlikle boş bırakmıyorlar. Sizleri de boş bırakmayacaklarına eminim arkadaşlar. LPG ile alakalı bildiğiniz ne varsa arkadaşlar döktürün aşağı kısma. Döktürün. Hem izleyicilerimiz hem abonelerimiz hem de normal biz gibi ustalar böyle bazen bilmediğimiz bilgileri sizin yorumlarınızdan alalım arkadaşlar. Diyorum hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.